Yeşilçam'da film çekmenin, sette çalışmanın, oyuncu olmanın zorluklarından oldukça bahsettik videolarımızda. Neredeyse hepsi karın tokluğuna çalışarak bizlere armağan etti o yüzlerce kıymetli filmi. Hayranlıkla izledik her birini. Replikleri kazıdık aklımıza, hem de hiç sıkılmadan. Oyuncular sadece ekrandaki karakterlerden ibaret değildi bizler için. Gerçek hayatta da büyük saygı duyduğumuz birçok kişinin idolleriydi onlar. Ne var ki hepsine eşit yaklaşmadık. İyi karakterleri oynayanlara kalbimizi açtık sadece. Kötülerdense tiksindik, lanet okuduk. Bu durum bir filmi izlerken gayet normal aslında. İyiler kazansın, kötüler kaybetsin isteriz. Ama o dönemdeki filmler öyle güçlü bir etki uyandırıyordu ki, filmlerdeki kötü adamları gerçek hayatta da kötü olarak kodluyorduk. Erol Taş, Nuri Alço, Yadigar Ejder, hepsi sinemaya tüm zorlukları göze alarak girdi. Tek dertlerinin parasızlık olacağını sanıyorlardı ama hiç beklemedikleri yerden yaşadılar zorluğu. Gerçek hayatta yüzlerine tükürülen, çocuklarının önünde aşağılanan, taş atılan, küfredilen insanlar oldular. Sırf işlerini iyi yaptıkları için, sırf insanları filmlerde kötü olduklarına inandırdıkları için. Ama içlerinden birisi vardı ki en talihsizi oydu. Dünya sinemasındaki en kötü lakap onun oldu. Bu kişi elbette Coşkun Göğen'di. Ne kaçıyorsun? Adam mı yiyeceğiz? Etme, ayağını öpeyim. Yaşatmazlar gayrı köyde beni. Kötülerin kötüsünü oynadı hep. Hain planlar yapan, namuslu kadınların peşine düşen alçak karakterler. Hem de bir iki defa değil, 400'den fazla filmde oynadı Coşkun Göğen. Neredeyse hepsinde sapık, katil veya en basit haliyle kötüydü. Gerçekte kimdi peki? Nedendir bilinmez. Filmlerde kötü oynayan aktörler, gerçek hayatta kalbi en temiz olanlardır aslında. Ona yapışan bu lakabı hiç çekinmeden söylüyoruz. 3 çocuğu olan bir babaya hem de. Günün sonunda her şey evine ekmek götürmek için değil midir sonuçta? Oysa Coşkun Göğen günlük hayatında o kadar büyük sıkıntılar çekti ki aldığı paranın bile kıymeti kalmadı. Dikkat edin arkadaşlar. Benim aldığım para yediğim küfre yetmedi. Burama geldi. Ama tabii ki ben bu işi sevdim, seviyorum. Aslanlar gibi de arkasındayım. Küfürler, aşağılamalar, tehditler yine de aldırış etmedi o. Sevdiği işi yapmaya devam etti. Kimse insanların gözünde kötü biri olarak kalmak istemez. Ancak o buna rağmen vazgeçip gidenlerden olmadı. Gerçek iyiliğin insanın kalbinde olduğunu çok iyi biliyordu. Ne var ki bazı insanlar bırakın gerçek iyilikle kötüyü ayırmayı, kurguyla gerçeği bile ayıramıyordu. Rahmetli kızımın doğduğu sene 79'da Batan Güneş diye verdi Tayfur'dan. Evet. Yemin ediyorum arkadaşlar. Mangaltında oturuyordum. Beyoğlu'nda yaşıyordum. 3 çay Beyoğlu'na çıkamadım. Beni öldürmesinler diye bütün Adanalılar beni arıyordu. Hani biri Ferdi'nin aklını çelerse unutulursun Nazlı. Tasası sana mı düşmüş? Benden söylemesi. Bana kalsa 1000 Alman kızını senin saçının bir teline bile değişmem. Bayılıyorum sana Nazlı. 14 Haziran 1946'da Giresun'da dünyaya gelir sinemamızın en popüler oyuncularından Coşkun Göğen. Ailesi Makedonyalıdır. Çocukluğu İstanbul Samatya'da geçer. İlkokulu bitirdikten sonra okumaya devam etmez. Haylaz, enerjik bir çocuktur. Hemen hayata atılmak ister. İlk adımını ise Taksim'de bir berber dükkanında atar. Henüz 14-15 yaşındadır. Zamanla kalfalığa da yükselir. Ama hayat onu bir berber ustası olmaktan çok daha ilginç bir yere sürükler. Çalıştığı yerin hemen yan sokağı, ünlü Yeşilçam Sokağı'dır. Bir gün o sokaktan figüranları 5 lira karşılığında setlere götüren bir dolmuşa biner. Bir daha da inmez. Bir yandan dayak yiyen adam rollerinde oynarken bir yandan da hippi görünüşünden ötürü fotoromanlarda boy göstermeye başlar. İlk lakabını da o zaman alır. Yani hippi Coşkun. Zamanla dış görünüşü ve yeteneğinden dolayı diğer figüranlardan daha çok iş almaya başlar ve diyaloglu rollere geçiş yapar. Neyse seninle anlaşalım. Yoksa o güzel yüzünü değiştiririm. Ne oldu bebek? Onu hafızalarımıza kazıyan rollerin ilki hangi filmle başladı bilmiyoruz. Ama sonrasında onlarca filmde aynı tip karakterde gördük onu. Pis pis sırıtan, kadınları korkunç şekillerde ağına düşüren ahlaksız bir adam. Böylece lakabı üzerine yapışıp kaldı. Fakat tecavüz lakabı çok ağır. Evet. Bir de mesela ben sinemaya girdiğim zaman çok gençtim.
Sonra bir süre sonra, 10 sene sonra evlilik yaptım. Bu arada 3 tane de çocuk yaptım yani. Evet, Allah razı olsun. Biliyor musun bir aile babasının tecavüz lakabında anılmasını? Gerçekten de kimse düşünmedi böyle bir lakabın nereye varacağını. Kimileri ise düşünmeyi bırakın, dövmeye kalktı, öldürmekle tehdit etti. Bu onun için filmlerde oynamaya engel değildi elbette. Diğer birçok Yeşilçam emekçisi gibi o da sinema sevdası için yaşıyordu. Sahte Kabadayı filminde Şişçi Coşkun oldu. Batmayan Güneş'te ise Sait. Ona lakabını veren filmse 1979 yapımı Yanmışım filmi oldu. Tabii evleneceksin. Sarhoşum ben galiba. Nasıl da başım dönüyor. Her şey dönüyor. Gidelim öyleyse yavrum. 1980'den günümüze kadar aralarında Gerzek Şaban, Kurban, Orta Direk Şaban, Tarzan Rıfkı, Ömer Çip ve Gora'dan olan 400'den fazla filmde rol aldı usta oyuncu. Ama ne karısı, ne çocukları, ne de kendisi filmlerini izleyemez. Onların bile içini bir huzursuzluk kaplar o sahneleri görünce. Benim filmleri seyretmezler bir kere. Değil mi? Ben de kendimi seyretmem biliyor musun? Öyle mi? Bakın mağansızın dolaşırken gece aa. İlk eşiyle 1971-1997 yılları arasında uzun bir beraberlik yaşar. Bu beraberlikten Dünya, Güneş ve Uzay adında 3 kızı olur. Sinemada etkinliğinin azaldığı yıllarda Antalya'da yaşamaya başlar. Tıpkı sinema gibi futbola da büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için yıllarca Antalyaspor'un amigolunu yapar. Şarkılar söyler, tezahüratlar yapar. Antalya ile çok farklı bir bağ kurar. Oradaki yerlilerin sorunlarıyla ilgilenir, dertlerine çözüm arar, sevilir ve sayılır. 22 yıl boyunca Antalya Film Festivali'nde etkin bir rol üstlenir. Misafirlerin karşılanmasından festivalin koordine edilmesine kadar her işe koşturmaya çalışır. Ama son yıllardaki festivallerde aynı özveriyi festival yöneticilerinden göremez. Zaman geçti, politika girdi, bir şeyler oldu bilmiyorum. Ama şu anda bildiğim tek bir şey var. Bugün festival başlıyor. İsmini ben bilmiyorum festivali. Altın Portakal değil. Tabii bu beni rahatsız etmiyor. Rahatsız eden tarafı davet edilmeyişim resmi olarak. Yıllarca emek verip de saygı göremediği bir diğer mecraysa tabii ki günümüzün dizi ve film sektörü olur. Misafir oyuncu olarak çağıralım sizi diyerek ücret ödemeden dizilerde bir bölümlük oynama teklifi sunan yapımcılar dahi olur. Birçok eski Yeşilçam yıldızına olan şey Coşkun Göğen'in de başına gelir. Hak ettiği değeri göremez, hak ettiği paraları alamaz. Yine de şükür der haline, ikinci eşiyle evlenir. Bir barda halkla ilişkiler sorumlusu olur. Kendi yağında kavrulup mutlu mesut yaşar bir süre. Ta ki 3 kızından biri olan Dünya kanser hastalığına yenik düşene kadar. Yine de pes etmez Coşkun Göğen, pes edemez. Hem diğer kızları hem de eşi için ayakta durmaya, kendi olmaya devam eder. 76 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmektedir. Videomuzun sonuna gelirken Coşkun Göğen'e sinemamıza ve hayatımıza kattığı her şey için teşekkür ediyoruz. Umarız ailesiyle nice yıllar boyunca sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam eder. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.